TV35'in Beyaz Masa programına konuk olan Konak Belediye Başkanı Abdülbatur, Konak'ta yapacakları projeleri paylaştı. Öte yandan kongre öncesi tavrını açıklayan Başkan Batur, ilçe kongresinde yeniden seçilen Çağrı Guruşçu'yu desteklediğini, Şubat başında gerçekleşecek olan il kongresinde ise mevcut il başkanı Deniz Yücel'i destekleyeceğini vurguladı. Beyaz Masa ile karşınızdayız TV35 ekranlarında. Birçok değerli bir konuğumuz var değerli izleyenler. Konak Belediye Başkanı Abdülbatur bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. TV35 ekranlarında yayınlanan Beyaz Masa programında Kutluhan Nesin'in sorularını yanıtlayan Konak Belediye Başkanı Abdülbatur 9 aylık görev süresini değerlendirdi. Bir de Konak her köşesinden tarih fışkıran bir ilçe. Her köşesinden. Medeniyetlerin birleşme noktası. Her köşesinden. Evet, yani bu tarihi değerleri yeniden ortaya çıkarmamız, tarihi misyonunu yeniden gündeme getirmemiz lazım Konak. Hı hı. Konak'taki bu tarihi misyonu işte Kemeraltı, Agora, Basmane, altın üçgenini, buna altın üçgen diyoruz biz şimdi, bu altın üçgeni harekete geçirip oradaki binaların restorasyonu, biz sokak sağlıklaştırılmaları, bunlar benim hayalim. En büyük hayalim bu. Turizme yani, de kapı açacak aynı zamanda. Tabii bunu. Yani şimdi kente neden turist gelsin bizim konağa? Sadece Kemeraltı için gelecek. Bir de işte Selçuk'a gidiyor direkt. Hı hı. Direkt Selçuk'a gidiyor. Başka bir tarafa uğramadan. Ama evet, işte Tunç Başkan'la hayalimiz şu. Konak bir yerden çıkacak. Kemeraltı'ndan sağlıklaştırılmış sokaklar içinden. Tabelaları çok doğru. Tenteleri belli bir nizam içinde olan. Kemeraltı'nın içinden geçip bir düzen tek. Evet. Evet. Agora'yı gezecek. Agora bugün bizim altın üçgen diyoruz. Altın üçgenin en önemli noktalarından bir tanesi. Oradaki yapılan kazılar ve ortaya çıkarılan eserler bütün tarih turizmine gönül veren insanların ilgisini çekecek. Tabii. Noktada. Oradan çıkacak, amfiteyatroyu gezecek. Havra sokağına girecek, 5 tane havramız var sırt sırta. Yani her noktasında tarih var konağın. Biz hayalimizdeki konak işte bu tür yapıların restore edilmesi, gece yaşayan bir Kemeraltı'nın yaratılması. Bizim hayalimiz bu. CHP'nin il ve ilçe kongrelerine değinen Batur, Konak İlçe Kongresi yeniden seçilen Çağrı Kuruşçu'yu orada da desteklediğini açıkladı. Bu konularda hep bir taraf olduğumu söylerim. Tarafımı belli ederim. Geçmişten bu yana 20 senedir siyaseti böyle yaptım. Çünkü Çağrı arkadaşımız özellikle kampanya sürecinde, hı hı, adaylığımız açıklandığında duruşuyla, bize sahip çıkışıyla. Şubat başında gerçekleşecek olan il kongresinde ise mevcut il başkanı Deniz Yücel'i destekleyeceğini vurgulayan Başkan Abdülbatur, il kongresinde de baştan beri tavrını koyduğunu ve Deniz Yücel'i ikinci dönemde olacağını, kendilerini Deniz Yücel'i destekleyeceklerini aktardı. Şimdi önümüzde il kongresinden nasıl bir sonuç bekliyorsunuz peki? İl kongresinde de ben baştan beri tavrımı koydum. Orada da Sayın Deniz Yücel'in bu konuda artık ikinci dönemi olacak. Hı hı. Tecrübelendiğini, genç siyasetçi yetişmiyor diyoruz. İşte genç siyasetçiler, Çağrı Guruşçu, Deniz Yücel, bunlar artık gelecekte de bu kentte ve Türkiye'de isimlerini duyacağımız arkadaşlar. Ben özellikle Deniz Başkan'ın da çok zorlu bir süreci geçirdi çünkü. En zorlu süreç bizde yerel seçim sürecidir. Her ilçede 30 ilçemiz var. 10 tane aday olsa 300 tane, evet, belediye başkan adayı. Bir ortalama 50 belediye meclis üyesi adayı olsa her ilçede 1500. Bunlardan seçilecek kişiler belli. Yani 300'de bir kişi seçiyorsunuz. Diğerleri de öyle. Bu süreci özellikle genel başkanımız ve genel merkezimizde olan çok iyi bir diyalog sürecinde yaşadı. Tecrübelendi. Bundan sonraki süreçte de partimizi en iyi şekilde temsil edeceğine ben inanıyorum.